Merhabalar, ben Nurullah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Ryan abi var. Onu zaten tanıyorsunuz artık. Ve özellikle gündemdeki konulara dair konuşmaya da devam ediyoruz. Ki bu yüzden Türkiye'nin gündemi zaten abi sürekli güncel ve özellikle bizim üzerine konuşabileceğimiz meselelerle alakalı olduğu için işte böyle ben mesela saçlar, sakallar dağınık bir şekilde çıkmak zorunda kalıyorum. Ama bu konulara yetişebilmek için de bunu yapmak şart ve sana da tekrar hoş geldin diyorum. Nasılsın, nasıl gidiyor her şey öncelikle? İyiyim, teşekkürler. İyi gidiyor. Yani Kıbrıs soğuk bu aralar ama Türkiye kadar değil. Antep'te kar yağmış. Burada öyle bir sıkıntımız yok henüz ama soğuk havayla uğraşıyoruz. Evet, burada bayağı hayat felç olacak kadar bir kar durumu söz konusu şu anda. Umarım yakın bir zamanda geçecek. Özellikle gündemdeki olan meseleyi hemen kısaca ve hızlı bir şekilde açıklayayım ve üzerine yine söylemek istediğimiz şeyleri söyleyip videoyu bitirelim hızlı bir şekilde abi. Sezen Aksu'nun 5 yıl önce yazdığı ve piyasaya sunduğu, çıkardığı bir şarkısı üzerinden aslında bir gündem oluşturuldu. Kendisi sanırım sosyal medya hesabından öncelikle işte 2-3 hafta önce kadar paylaştı ve tekrar gündeme geldi ama ilk çıktığında böyle bir tartışma söz konusu değildi. Zaten aslında ilk şaşırtıcı olan kısım da bu. Ve şarkıda geçen bazı sözler var. Belki o kısmı ufak bir şekilde dinleyebiliriz. Sözlerde şu geçiyor. Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e. Yani bu cümle bazıları için çok ağır ve kullanılmaması gereken cümleler olarak gelmiş. Özellikle bazı muhafazakar ve dindar kesim buna karşı çok büyük eleştirilerde bulundu ki bazı siyasi kişilikler bile buna dahil oldu. Ve bu meselenin özünde aslında belki sorgulamak istediğimiz bazı noktalar var. Mesela bizim bu konulara dair hassasiyetimiz ne yönde, ne derecede olmalı ve özellikle bu tarz şeyleri ifade özgürlüğü olarak değerlendirebilir miyiz ve değerlendirebilirsek neden böyle değerlendirmeliyiz? Çünkü özellikle Sezen Aksu'ya karşı işte savcılığa suç duyurusunda bulunulacak kadar hani yasal olarak da buna dair bir şeyler yapılmasını isteyen insanlar da oldu bu konuyla alakalı. Belki genel olarak kendi düşüncelerini önce bir paylaşmak istersin. Ben de gerekli olan yerlerde zaten araya girip kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Güzel bir soru ve bu mesele işte önemli prensipleri gündeme getirdiğini düşünüyorum. Özellikle bu olay ile ilgili bence sosyal medyada, bu gazetede yayınlanan ve bazı insanların sert tepkilerine karşıyım. Yani bu tepki bence abartılı ve gereksiz. Bu konuda Sezen Aksu'yu haklı bulmak istiyorum. Neden? Bir, bu bir şarkıdır. Dolayısıyla şiirsel bir ifade. Sezen Aksu burada bu şarkıda teoloji yapmaya çalışmıyor. Dolayısıyla bu şiirsel ifadelerden teolojik çıkarımları aramak bence uygun değil, yersizdir, gerek yok. Sezen Aksu'nun niyeti burada doktrin öğretmek değil ya da herhangi bir dinin doktrinlerine itiraz etmek de değil. Dolayısıyla özellikle şiirsel bir ifade olduğu için bence bu şekilde değerlendirmek gariptir. Ayrıca bence şarkının mesajı isminde şahane bir şeyi yaşamak. Yani şarkının isminde ismi bu. Şahane bir şeyi yaşamak. Yani şarkıyı dinledim. Bugüne kadar dinlememiştim. Bugün defalarca dinledim. Şarkıyı biraz anlamaya çalıştım. Şarkının anlamı ortada. Yaşamak şahane bir şeydir. Ve yaşamın olumlu, olumsuz yönleri var. Uçurum, dağlar, işte zor şeyler. Ama hayat, yaşam güzel bir şey. Şahane bir şey. İşte yaşayalım. Şarkının mesajı budur. Dolayısıyla bu Adem ve Havva ile ilgili söylediği şeyi sanki peygamber olarak adamı kötülemek değil yazarın niyeti. Sadece hayatın kötülükleriyle ilgili yüzleşmek hakkında bir şey. Edebiyatta insanların düşüncelerinde bu dünyanın durumu nereden kaynaklanıyor? Adem'den kaynaklanıyor. Oraya biraz sonra dönebilirim. Oraya geçeriz tekrar ama bence Sezen Aksu burada peygambere hakaret etmeye çalışmıyor. Dolayısıyla öyle bir niyeti yok ve bu tepki
yersizdir. Ki özellikle abi cihat kısa meselesine dair olan videomuzda bu cancel culture'dan bahsetmiştim. İptal kültürü. Yani hemen bir kişiyle alakalı ortaya bir şey çıktığında bu ne kadar eski ya da yeni olursa olsun hemen o kişiye dair, o kişiye karşı bir linç girişiminde bulunmak istiyor bazı insanlar. Özellikle bu sosyal medyanın da ortaya çıkardığı bu furya mı diyeyim ya da bu etkiden dolayı ya da bu güçten dolayı, yani sosyal medyanın kendi içinde barındırdığı güçten dolayı sen şöylesin ya da sen artık içerik üretmemelisin, sen yapmamalısın, sen şöylesin, sen böylesin gibi hani bir karalama kampanyasına çok hızlı dönüşebiliyor bu tarz şeyler. Ve burada özellikle ben kesinlikle senin söylediklerine katılıyorum. Öyle bir amaç hissettirmiyor şarkının sözleri ve bu yönden yani gerçekten ben de bunu dinlediğim zaman ya da bu sözleri duyduğum zaman herhangi bir bende bir hakaret edilmiş hissi uyandırmadı. Ve gerçekten zaten böyle köklü bir sanatçının da böyle bir niyetle, hele de gerçekten toplumun büyük kesimine hitap eden bir sanatçının da böyle bir niyetle bunu yazmış olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Evet ve dediğin gibi bu yıllar önce, yani 2017'de yazılmış olan bir şarkıya şu anda öyle bir tepki vermek de başka bir şekilde gariptir. Yani neden şimdi böyle bir tepki olsun? Yani 5 yıldır böyle bir tepki uyandırmıyor, şimdi başlıyor. Dediğin gibi o açıdan da uygun değil bence. Şimdi ayrıca Sezen Aksu gerçekten hakaret ediyor olsaydı bile Peygamber'e ya da Adem hakkında öyle bir niyeti olsaydı bile bence bu tepki yine uygun olmayabilir. Yani ben Hristiyan olarak burada şunu söyleyeyim. Hristiyan olarak Adem ve Havva benim için önemli. Kutsal kitapta Adem ve Havva önemli bir yer alıyor. Yaratılış kitabının ilk bölümlerinde ilk insanlar olarak gözüküyor Adem ve Havva. Kutsal kitap Adem'in peygamber olduğunu söylemiyor. Ayrıca kutsal kitapta peygamberler için, yani peygamberler kutsal kitapta günahsız ya da kusursuz değil. Ama Adem insanların atası, ilk insanlar ve dolayısıyla kutsal kitap için önemli. Ama benim gibi düşünmek zorunda değil benim komşularım. Benim komşum Adem hakkında benim düşündüğüm şeyleri düşünmek zorunda değil. Ve benim gibi düşünmüyorsa, yani mesela Adem hakkında olumsuz bir şeyi söylemek istese bile ben o fikre katılmayabilirim. Kutsal kitapta gördüğüm gerçekleri savunmak isterim. Ama neden? Yani Adem'in onurunu korumak ya da savunmak zorunda olduğumu hissetmiyorum. Öyle bir ihtiyaç yok. Ama gerçek olanı ortaya koymak, sunmak ve savunmak istediğim için onun fikrine katılmayabilirim. Ahlaki olarak dolayısıyla hakaret ediyor olsaydı ahlaki olarak yanlış olduğunu, yersiz olduğunu, uygun olmadığını düşünebilirim. Ve o şekilde gerçek olanı savunmak isterim. Ama yine bence bu yasal bir olay olmamalı. Biz herkesin fikirlerine katılmayabiliriz. İfade özgürlüğü bu tarz şeyleri korumalı bence. Bazı yerlerde ifade özgürlüğü daha geniş olarak tanımlanıyor. Bazı yerlerde daha dar olarak, ama bence ifade özgürlüğü önemli bir prensip. Biz düşüncede ve ifadede özgür olmalıyız. Tabii ki ifade özgürlüğü sınırsız değil. İfade özgürlüğünün sınırları olmalı. Ama bu tarz cümlelerde sanki yasal bir olay olmamalı. Dediğim gibi bence Sezen Aksu zaten hakaret anlamını söylemiyor. Öyle bir niyeti yok. Şiirsel bir ifade. 5 sene önce söylediği bir şey. Ama yine de bu tarz ifadeler bence ahlak yönünden yanlış olsaydı bile yasal olarak yasak ya da savcıların hareket ettireceği bir şey olmayabilir. Evet, yani orada belki düşünce özgürlüğü noktasında aslında seninle aynı fikirdeyim Ryan abi. Çünkü özellikle bunu dediğimiz zaman aslında karşı tarafa da aynı şeyi söylemiş oluyoruz ya da aynı hakkı vermiş oluyoruz. Yani bundan rahatsızlık duyan insanlar olabilir ve bu rahatsızlıklarını gayet tabii özgür bir şekilde dile getirebilirler. Benim sadece yasal olarak, daha sonra belki birlikte yine konuşabileceğimiz, farklı uzun detaylı bir video çekebileceğimiz düşünce ve ifade özgürlüğü arasındaki fark. Yani bence herkes her istediğini düşünebilmeli ama ifade etme noktasında özellikle yasal olarak, belki toplumsal olarak bazı farklı durumlara, farklı eylemlere itebilecek şeylere dair düşünceleri de ifade etmek ya da
hakaretvari şeylerin belli bir noktadan sonra gerçekten sıkıntılı sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaksa onları ifade etmek ne kadar özgür bırakılmalı ya da yasalarda zaten aslında bunu da görebiliyoruz. Bazen bunun önü kesilebiliyor. Ama dediğim gibi özellikle düşünce özgürlüğü noktasında seninle hemfikiriz. Güzel bir konu. Yani bu gerçekten derin ve basit olmayan bir mesele. Hem ifade özgürlüğün sınırları, düşünce özgürlük ve ifade özgürlük arasındaki fark, ahlak ve yasalar arasındaki ilişki, bunlar kesinlikle tartışılabilir ve bunların sınırları ve tanımları önemli ve çok bazen net değil. Konuşulması gereken şeyler bunlar. Yani kesinlikle basit bir mesele değildir bu. O zaman son bir söylemek istediğin, bu konuya dair özellikle vurgulamak istediğin bir şey varsa onu alayım abi. Ondan sonra videoyu kapatayım izninle. Çünkü özellikle burada Sezen Aksu'nun zaten öyle bir niyeti olmadığından bahsettik. Burada öyle bir şey olmuş olsa bile bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendirebiliriz dedik. Ve özellikle yasal olarak Sezen Aksu'nun herhangi bir yasalara karşı ya da öyle bir sorumluluğu olmaması gerektiğini söylemiş olduk ve bunun haricinde ya da buna ek olarak bunun üzerine söylemek istediğin son sözünü de alıp videoyu bitireyim. Şöyle özetleyebilirim, yani bence dediğim gibi Sezen Aksu burada hakaret niyetinde bir şey söylemedi. Söylüyor olsaydı bile ahlaki olarak katılmayabilirim ama yasal olarak bunun bir sıkıntı olduğunu düşünmeyebilirim. Şöyle bir örnek de verebilirim. Yani ben yıllardır Hristiyan olarak Müslüman komşular arasında yaşıyorum. Ben bir azınlık olarak yaşıyorum. Dolayısıyla ben komşularımın inançları hakkında saygılı bir şekilde konuşmak için dikkatli olmayı çalışıyorum. Katılmadığım halde. Ama aynı şekilde komşulardan bazen öyle bir saygı gelmiyor. Yani bazen benim komşularım benim inancım hakkında, Kutsal Kitap hakkında, İsa Mesih hakkında, Paulus hakkında ya da Hristiyanlığın doktrinleri ile ilgili çok olumsuz, hatta aşağılayıcı şekilde konuşabiliyorlar. Videolar var YouTube'da, Türkçe'de, İngilizce'de. Bu şekilde ve fikir olarak katılmıyorum ve dolayısıyla bildiğim doğrular, gerçekler hakkında savunmak istiyorum, onları savunmak istiyorum ama hakaret niyetinde olduğu halde bazen ben hakaret olarak algılamak zorunda değilim. Komşularımın yasal olarak yanlış bir şey yaptıklarını düşünmüyorum katılmadığım halde. Dolayısıyla yani saygı önemli. Birbirimize saygı duymalıyız. İnançlara karşı saygı duymalıyız. Benim komşularımın inandığı şeye önem vermek istiyorum. Saygı duymak istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Dinlemek istiyorum. Komşulardan da öyle bir şey ahlaki olarak bekliyorum. Ve bence beklemeliyim. Bazen olmuyor. Yani bazen benim komşularım gerçekten benim inançlarıma saygı duymuyor. Ve ifadelerinde bu gözüküyor. Ama bence ifade özgürlüğü, onlar yanlış oldukları halde onları korumalı. Benim düşüncem bu. İfade özgürlüğün kesinlikle sınırları var dediğim gibi de onlardan biraz bahsettik ve bu tartışılabilir. Ama o mesele bence bu konuda ortaya çıkmıyor bile. Çünkü öyle bir niyet yok sanki ortada. Ve yine de bunu düşünenler için aslında çok basit yapılabilecek bir şey var değil mi abi? Bu da o şarkı rahatsız ediyorsa o şarkıyı dinlememek, göz ardı etmek ve hayatına devam etmek. Aslında bu tarz şeyler çoğu zaman olduğunda bunu yapmak çok basit olmasına rağmen insanlar bunu yapmıyor. Benim de aklıma çocukluğumdan bazı anılar geldi. Mesela hatırlıyorum bir şarkı vardı. Şarkının sözlerinde Allah'ın sopası yok ki gibi bir ifade geçtiği için şarkı beni çok rahatsız ederdi. Ve gerçekten o şarkıyı dinlemek istemezdim ya da bir yerde duyduğumda o şarkıya karşı böyle bir anti empati hissederdim. Ya da işte bazen oyun oynarken bile, işte bir satranç oyun oynarken o hamle çok büyük bir tehlike yarattı cümlesi kullanıldığında işte yaratmak sadece Allah'a mahsustur gibi böyle çok ani ve hızlı tepkiler verdiğim durumlar olurdu yine o dini hassasiyetimden dolayı. Ama yani bu tarz durumlarda eğer böyle şeyler, ki bu da bir özgürlüktür aslında, karşımıza çıktığında ya da gerçekten bir insanı rahatsız ediyorsa, yani onun düşüncesine, onun kendi hissiyatına aykırı bir şeyse, o zaman bununla ilgilenmek zorunda değil. Kimse onu zorla da dinletemez ya da onun zorla ona maruz bırakılması da zaten yanlış olacağı için kendi özgür iradesiyle ve özgürlüğüyle ondan da uzaklaşabilir, kaçınabilir ki belki aslında Sezen Aksu konusunda da söylenebilecek, bu konudan rahatsız olan insanlar varsa onlara söylenebilecek en kolay ve en basit şey de bu şarkıyı dinlemeyip hayatlarına devam etmeleri olabilir diye düşünüyorum. Aynen. Öyle birçok şarkı var yani. Sözleri beğenmediğim için, dinlemediğim
Binlerce şarkı var, öyle filmler var. Dinlemek zorunda değilim. Eğer biri zorla dinletmeye çalışırsa bu yanlış olur. Ama dediğin gibi kimse öyle bir şey yapmaya çalışmıyor. O şarkıyı dinlememek mümkün. Kesinlikle. Ve çok teşekkürler Ryan abi. Bu konu hakkında da görüşlerimizi ortaya koymuş olduk. Ayrıca bizi izleyenlerin de görüşlerini çok merak ediyorum. Sen ve ben de sürekli yorumları da okumaya gayret ediyoruz. O yüzden sizler de bu konuya dair görüşlerinizi lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri almak için, çünkü özellikle gündemde olan konulara dair videolar yetiştirmeye sürekli çalışıyoruz ve bildirimler açık olursa bu videolar yayınlandığında ilk sizler görebilirsiniz. O yüzden çan butonuna da tıklamayı unutmayın. Şimdilik bu kadar ama başka videolarda sizlerle yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Şunu da ekleyebilirim en son. Bu yorumları gerçekten seviyorum. Yani insanlar bizim videolarımızdan sonra insanların yazdıkları yorumlar çok ilgi çekici, çok ilginç geliyor benim için. Çünkü ben de yanlış olabilirim ve başka insanların düşüncelerini okumak her zaman benim için değerli. Yaz bir şeyler oraya. Ne düşünüyorsunuz? Harika. O zaman son söz bu olsun.